1985 yılında yayınlanan Koku adlı romanı Patrick Süskent'in çok önemli bir eseri, Alman Edebiyatı'nın çok önemli bir eseri, Dünya Edebiyatı'nın çok önemli bir eseri. Çünkü postmodernizmin, tırnak içinde söylüyorum bu terimi bu bağlamda, en klasik eserlerindendir. Postmodernizmin kuramsal bütün meramlarını adeta performatif bir biçimde dile getirir. Roman tipik postmodern bir roman olarak çift kodludur. Ne demek bu? Bu da bir başka bir programda söylediğimi hatırlıyorum. Çift kodludur. Hem enfes bir macera romanı olarak okunabilir, bir katilin hikayesi hem de Son derece Aleksandrinik yani entelektüel bir derinliği de var. Çünkü entelektüelliği aslında bütün batı kültür tarihinin bir mezarda düşünün. Batı kültür tarihinin bütün elemanlarını. Patrick Susskind adeta bir Dr. Frankenstein misali gidiyor işine yarayan her türlü parçayı alıyor bir araya getiriyor. Bunlarla neyi kastettiğimi birazdan söyleyeceğim. Şeyi hatırlatıyor Patrick koku romanının bu prensibi bu bağlamda. Orhan Pamuk'un kara kitabındaki onu da bir programda söylemiştim. Boğazın suları çekildiğinde bütün kültür tarihinden gelmiş geçmiş bütün unsurların ...orada, o çukurda ne olduğunu çırılçıplak ortada kaldığını değil mi? İşte yok 1957 model Chevrolet'ler, yok işte Haçlı Seferlerinin askerlerinin, şövalyelerinin kıyafetleri, yok limonata, gazoz kapa şişe kapakları vesaire vesaire. Bunlar aleni nasıl bir unsur? Dille Aa, dünyayı tasarlamıyorlar. İmajları dilselleştiriyorlar. Performatif olmanın birinci unsuru budur. Aslında bir dil dekonstrüksiyonu da Niye postmodern Patrick Süskind'in e, kokusu daha ilk cümlesinde daha ilk cümlesinde işte Fransa'da 18. yüzyılda zaten e, garip tipler bakımından pek fakir sayılmayacak dönem diye o başlıyor o Alman edebiyatının en önemli eserlerinin cümlelerinden oluşuyor en başta. E.T.A. Hoffman'ın, Korkunç Romantizmin, Kara Romantizmin, E.T.A. Hoffman'ın sküderili Bayan, Das Fräulein von Scuderi adlı um, öyküsünden orada bir tane uh, altın, uh, bir, bir tane kuyumcu var, inanılmaz becerikli adam... ...öylesine işte, sanat eserlerine aşık oluyor ki... ...sattığı bütün sanat eserlerini ne yapıyor? Geceleri evlere girip tekrar çalıyor ve söyleyin ismini... ...insanları da sahiplerini de öldürüyor değil mi? Yani böyle bir aa, gündüz söyleyin ismini Dr. Jekyll... ...gece Mr. Hyde varis son derece klasik anlamda romantik bir konu ee, söz konusu. Bu kokuda da var bildiğiniz üzere. Ne yapıyor? Jean-Baptiste Grenouille hiç kokusu yok, kişiliği yok, kimliği yok. Ama üstüne parfümü attığı zaman, sıradan bir parfüm ya da en sondaki e, döktüğü parfümü attığı zaman... ...nasıl kimlik değiştirdiğini... ...görebiliyoruz değil mi? Evet demek ki... ...yazar Patrick Siskind... ...bir postmodern sanatçı olarak... ...yöntemini ifşa ediyor parfümle. Parfümlerin parfümü ne? Koku adlı roman. Ne yapıyor? Diğer bütün etmenleri... ...bir araya getirerek bu romanı... ...oluşturuyor değil mi? Demek ki... ...parfümlerin parfümü... ...hiçbir surette artık bir... ...Genius'ın eseri... Bir, ...bir, bir, bir, bir süper ötesi sanatçının eseri değil... ...bir hırsızın eseri. Demek ki... ...Patrick Siskinti e kim? Jean-Baptiste Grenier. Kendi tırnak içinde uslubu yok. Ne yapıyor? Alman Edebiyatı tarihinin mezarlığından... ...en süper unsurları... ...cümleleri, motifleri... ...ve fikirleri çalıyor. Çok ilginç bir öykü vardır. Türkçe çevrildi. Patrick Siskind'in... Üç Buçuk Öykü adlı e, seçkisi var. Türkçe çevrildi. E, bu Üç Buçuk Öykü'den bir öykü Metre Müsar'ın vasiyeti. Bu Metre Müsar'ın vasiyeti kokudan altı veya yedi sene evvel e, yazıyor Patrick Süskind bunu. Koko'nun öbeği budur. O da garip bir hikayedir. Bakınız yine Ete kuyumcusu gibi bir kişilik var e, odakta. Ve doğanın gerçeği ile tanışıyor. Spoiler vermeyeyim. Okuyun çok çok ilginç bir hikaye. Derslerimde ben çok sık kullanırım. E, Koku adlı romanın DNA'sı bu öyküde saklı. Koku adlı roman 1985'te e, yayınlanıyor. Hala bütün dünyada e, en çok satan e, romanların e, başında e, kokuyu bulabilirsiniz. Koku adeta kıta Avrupa'sının postmodern edebiyata... Bir, bir şablonu gibi doğuyor. Yani Patrick Süskind'in Koku adlı romanındaki çaktırılmayan pastiş, çaktırılmayan kolaj, çaktırılmayan us eleştirisi inanılmaz söyleyin ismini örnek oluyor postmodern edebiyatın yöntemleri açısından Diyeyim ben size, yani postmodernizm bağlamında yöntemden konuşmak bu tabii ki hiç kabul edilebilir edilir bir şey değil ama başka türlü şu an ne yapamayacağım söyleyemeyeceğim. Hem temin bahsettiğim Metromusardın vasiyeti hem de koku aydınlanmanın doğruğundaki Fransa'da geçiyor. Bu çok ilginç. Yani aydınlanmanın en yükseldiği dönemlerde ne oluyor? Patrick Süskind son derece rasyonelite eleştirisini uh, uygulamaya sokuyor değil mi? Nerede uygulamaya sokuyor? Aydınlanma Fransası'nda. Nerede? Paris'te. Paris nedir? Uzun 19. yüzyılın başkentidir değil mi? Bunu Walter Benjamin söyler. Arkadaşlar Walter Benjamin Almandır. Walter Benjamin, Walter Benjamin değil. Yani her şeyi hamburgerleştirmek zorunda değilsiniz. Argonautların başındaki Jason değil. İngilizce konuşmuyorsanız onun adı Jason'dur ya da Yazon'dur yani. Jason. Benim aklıma 13. gündeki katil geliyor Jason dediğiniz zaman. Yani lütfen her şeyi de hamburgerleştirmeyelim. Walter Benjamin. 19. yüzyılın başkenti der Paris için. Neyi kastedin? Neden bu 19. yüzyıl bu kadar uzundur? Çünkü 19. yüzyıl hakikaten çok uzundur. 1789'da başlar Fransız ihtilalinde. 1914'te, daha doğrusu 1918'de sona erer. Değil mi? Walter Benjamin'in kastettiği bu. 19. yüzyıl bu uzun yüzyıl klasik modernizmdir değil mi? Bu klasik modernizmin arifesine de Patrick Süskind kahramanı Jean-Baptiste Grenouille'i koyar. Jean-Baptiste Grenouille ismine bakalım. Jean-Baptiste vaftizci Yahya. Ne yapıyor vaftizci Yahya? Gerçek vaftizci Yahya. Ee, İsa'yı e, Ürdün nehrinde vaftiz ediyor değil mi? Yani Mesih'i vaftiz ediyor. Demek ki bu Jean Baptist Grenouille tam tersi bir düzenin temsilcisi. İsa vari bir gelişmenin aa, vaftizcisi değil, onun son derece korkunç bir parodisi değil mi? Yani daha ziyade ...alt dünyaya, kitonyen dünyaya, baba ve oğul platonik dünyasına ait olmayan bir varlık. Soyadı da Granuil. Büyük kurbağa demek. Yani küçük kurbağa da değil, büyük kurbağa, sihirli, cadıların sahip olduğu kurbağa. Unke deniliyor ona. Unke nasıl bir hayvan? Grotesk bir hayvan değil mi? Nereye ait? Karanlığa ait. Nereye ait? Geceye ait. Nereye ait? Gotiye'ye ait. Nereye ait? Amorfluğa ait değil mi? Sümükümsü, böyle hem su hayvanı, hem kara hayvanı, böyle cılbır cılbır. Nasıl bir hayvan? Abyek bir hayvan. Aha! Jean-Baptiste Grenouille manevi olarak hangi dünyaya ait? Kesinlikle Orestes Ata Erkil. ...aydınlanmacı... uçu ...dünyaya ait değil değil mi? Nereye ait? Alt dünyaya ait, kitonyen dünyaya ait. Annenin dünyasına ait. Yani nasıl bir kahraman... ...Jean-Baptiste Grenouille... ...kesinlikle... ...anasının oğlu. Bunu daha nerede... ...anlıyoruz? Daha romanın ilk başında... Neler bir araya geliyor? Doğum, annelik, kan ve pislik, değil mi? Günlerin en senenin en sıcak günlerinden bir tanesi. Evet, alıntılıyorum. İşte burada, Paris'te bütün krallığın en pis kokan yerinde sıkı tutunun. 17 Temmuz 1738 günü doğdu Jean Baptiste Grenouille. Bu çok önemli bir tarih. Çünkü 17 Temmuz'un burcu nedir? Burcu kesinlikle yengeç burcudur değil mi? Ay idare ediyor. Neyi idare ediyor? Güneş kralı olan, Leta Semua devlet benim diyen, 14. Louis'den sonra idarede olan 15. ...Louis değil mi? Daha... ...doğumu itibariyle... ...ne vurgulanıyor? Edebiyat tarihinde... ...burçların... ...mitolojik anlamları çok 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 önemlidir. Zaten... ...Patrick Süskind gibi bir yazar... ...17 Temmuz... ...1738'de doğuyor... ...diyorsa... ...17 Temmuz'da mutlaka... ...bir hikmet vardır... ...değil mi? Yani neyi koyuyor aydınlanmanın ve 14. Louis ve 15. Louis tarafından temsil edilen güneşin karşısına neyi koyuyor Avrupa'nın ve on, uzun 19. yüzyılın başkentinde ayı koyuyor değil mi yani bu da neyi vurguluyor tekrar Aa, nasıl Jean Baptiste Vaftiz Yahya İsa'yı temsil ediyorsa tam tersini İsa'yı değil, daha ziyade doğa ile ilintili, deccalvari bir anti kahramanı temsil ediyor değil mi? Yani anti kahramanlar biliyoruz nasıllar, daha ziyade ödipaller. Evet, zaten doğumu da dediğim gibi öyle. Açık mezar, çocuk mezarı, masum çocuklar mezarı, açık balık pazarı, çok sıcak. Ortalık nasıl biliyor musunuz? Koku adeta Hieronymus Bosch'un cehennem tablosu koku olmuş. Öyle inanılmaz korkunç bir gün bir kadın balık temizleyen bir kadın doğum yapıyor ve bebeği sesini çıkarmadığı için ...ne yapıyor? Bebeği ses çıkarmadığı için... ...ve çocuk, bakınız burası çok önemli... ...resmi bir çocuk olmadığı için... ...yani pitch olduğu için... ...bakınız... ...Jean-Baptiste Grenouille'in babası... ...yok değil mi? Sadece annesi var. Annesi de nasıl bir tip? Duygusuz bir tip değil mi? Hayır, o da mitik bir hatun. Neyi temsil ediyor? Bütün o balık çöplerinin arasında... ...hem Sandor Ferenci'den... Bu yana bildiğimiz kadının cinsel organındaki trimetilaminin bileşkesi aynen balık kokusuyla eş değerdir değil mi? Ay, balık, kan, anne. Tamamen bütün ana erkil su grupları bir arada yengeç. Annelik, akrep, kan ve cinayet, cinsellik, resmi cinsellik ve Balığın kendisi çöp olarak var. Yani güneşin karşısına, ateşin karşısına aşağıda sular yükselmeye başlıyor diyebiliriz. Annesi inanılmaz mitik bir prensip misali. Ne yapıyor? Çocuk öldürüyor, atıyor çöplerin arasına. Sonra bakıyorlar, kadının etrafında, üstünde kan diyorlar. Bu kan nereden? İşte balık temizliyorum, bilmem ne. Orada bebek ağlamaya başlıyor. Neyi görüyoruz? Bebek ne yapıyor? Bebek kesinlikle ölmek istemiyor değil mi? Ne oluyor be bebek ağlayınca annesi hapishaneye atılıyor ve birkaç hafta sonra plastelegrafte kellesi uçuyor. Bu çok önemli. Yani kelle uçması biliyorsunuz Tamamıyla neyi çözer? Aydınlanmayı çözer. Ama bütün bu mitik e, astrolojik konselasyonlara baktığımız zaman 17 Temmuz Yengeç Burcu Balık, kan, doğum Annenin kellesinin uçuşu tamamiyle ana erkil motifleri roman bağlamında us eleştiri motiflerini ne yapıyor? Çok 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 güçlendiriyor değil mi? Evet. O yüzden Jean-Baptiste Granville aslında Iokasteyi peşinen ölüme ...gönderiyor değil mi... ...Iokaste'yi peşinen gö ölüme gönderiyor... E, ...Jean-Baptiste Grenouille'in... ...hadım edilmişliği... ...eğer Iokaste ölüyorsa... ...Oedipus'un da gözleri çoktan... ...oyulmuş olması gerekir değil mi... ...bu kendisini nasıl ifşa ediyor... Ha, ...çok ilginç... ...roman bağlamında çok önemli bir motif olacak bu... ...Jean-Baptiste Grenouille ne değil... ...kesinlikle bir birey değil... ...bir principium individuationis değil... ...babası belli değil şu belli değil. Hatta özel kendi şahsına münhasır her insanda parmak izi misali olan kendi koku, kokusundan yoksun, kokusuz. Demek ki Jean Baptiste Grenouille ne? Jean Baptiste Grenouille birey olmadığı gibi bir prensip. Neyin prensibi? Principium individuationis düzenini, düzenini, aydınlanmaca platonik düzeni, bireyselleşme unsurlarını temsil eden bütün dünya inşasını yerle bir etmeye and içmiş, yerle bir etmek üzere dünyaya, Paris'e gönderilmiş uygulamalı bir kültür eleştirmeni değil mi? Bir anlatı aracı, kültür eleştirel anlatı aracı adeta tersten gelen İsa değil şeytanın vaftizliğini üstlenen Jean-Baptiste bir sadece bir anti kahraman değil bir ters kahraman başka bir tanrının çocuğu, başka bir prensibin çocuğu. Tekrarlıyorum soyadı da kurbağa, dev kurbağa, unke, froş, kröte denilir Almanca'da, Fransızcasını çevirirsek. Nasıl bir hayvan? Ortaçağ cadılarının ve Tiamat'a ait Marduk'a karşı yarattığı canavarvari hayvanların... Ee, hayvanları temsil ediyor yani Ana erkil romantik hayvanları temsil ediyor. Yarasaları, örümcekleri, kertenkeleleri, Cennet bahçesindeki yılanı değil mi? Böyle bir a, uns, unsur e, dünyaya geliyor. Görüyorsunuz. Patrick Süskind ne yapıyor? Patrick Süskind o. Kahramanını bütün bireysel unsurlardan arı bir biçimde daha ziyade bitmemiş. Bir prototip olarak a, a, yaratıyor değil mi? Yani nasıl bir şey adeta kıyafetsiz a, aksesuarsız bir reklam olacak ama başka türlü bir şey gelmiyor ...bar Barbie bebek istediğiniz kıyafeti ne yapabilirsiniz? Ona giydirebilirsiniz. Bakınız Facebook'tan neredeyse 20 sene evvel birisi kendisine koku uyduracak. Kendisine bireysellik uyduracak. Ve nasıl bir şey bu? Bu kimlikler bunlar sahte kimlikler ya da günümüz diliyle söyleyelim bunlar fake kimlikler. Nasıl ki kimlikler? Pastiş kimlikler değil mi? Dolayısıyla görüyorsunuz Patrick Süskind'in Koku adlı romanı yayınlanmasından 2025 25 sene sonra kaç sene? 80, 15 artı 19, 34 sene sonra hiçbir zaman olmadığı kadar güncel değil mi? Adeta bir prognozda bulunuyor, Modernizm sonrası bireyselliği nasıl ıı, tasarlanır hale geleceğini ıı, öngörüsünde de bulunuyor. Dolayısıyla Patrizius kendi çok ıı, Nietzsche gibi Thomas Mann gibi büyük bir sanatçı yani havada nasıl bir ıı, dinamiğin olduğunu olduğunu gayet çarpıcı bir biçimde bu konu hakkında gayet çarpıcı bir öngörüde bulunuyor adeta. Bir profesi diyebiliriz. Bir bilicilikte de bulunuyor değil mi? Bir bir orakl e, misali gidişatı ne yapıyor? Gidişatı çok güzel 1985'te daha resmediyor. Evet, e, doğmuş olan Jean-Baptiste'in gerçekten de vampir gibi bir e, yaratık olduğunu da ilk teslim edildiği süt annesi keşfediyor değil mi? Ne yapıyor? Pata teriyere, peder getiriyor bebeği diyor al bunu diyor. Beş çocukluk diyor sütümü emiyor. Adeta vampir gibi. Daha ilginç bir şey söylüyor diyor ki bu çocuk diyor çok tedirgin edici. Çok yani unheimlich, tekinsiz bir şey diyor bu, bu, bu varlık. Diyor bu çocuk diyor kokmuyor diyor. Yani bebek kokusu yok diyor. Ondan sonra çok güzel tarifler var. Bu e, e, kafaların kafalarının tepesinde, bıngıldağın biraz arkasında en yoğun koku olduğunu, onun karamel süt karışımı bir koku olduğunu. Orada inanılmaz bir koku tarifi var Almanca'da. Hiç yani o güne kadar tarif edilmemiş, böyle sıfatlar kullanılmamış e, koku ile ilgili. Pe, e, Pederter yerde Jambisie çok kızıyor e, diyor ne kadar yani banal bir kadın peder olmasına rağmen çok güzel bir şeyde bulunuyor. ilginç i̇lginç bir iç monologta bulunuyor. Bu iç monologta kesinlikle Jean-Baptiste Grenouille'in 19. 18. yüzyıl Fransa'sına, aydınlanmanın Fransa'sına nasıl gökten zembille inen bir Romantizm, kara romantizm misali, irasyonalite misali çöktüğünün en güzel göstergesidir. Ee, okuyorum, bu alıntıyı okumam lazım. Ne diyor? Jean çok kızgın ya, sanki bir canavar, böyle şeytan böyle ortaya çıkarılabilir. Çok ilginç diyor ki alıntı, üstelik sözüm ona burnuyla o ilkel koklama organıyla beş duyunun en değersiziyle sanki cehennem kükürt, cennetse buhur ve müracı kokarmış gibi. En beterinden batıl inanç. Tıpkı o insanların henüz hayvanlar gibi yaşadıkları, gözlerinin keskinleşmemiş olduğu, renkleri bilmedikleri... Ama kan kokusunu aldıklarını sandıkları, dostla düşmanı kokularından ayırt edebildiklerini, kendi izlerini ise insan yiyen devlerin, kurt adamların, öç tanrıçalarının, öç tanrıçaları, erinyalar, Orestea'da erinyalar oymenitleri çevriliyor. Demek ki burada anti Orestea vari bir dinamik var. Burada yine öç tanrıçalarından bahsediyoruz. Erinyalardan bahsediyoruz değil mi? Öç tanrıçalarının koklaya koklaya bulacağına inandıkları, iğrenç tanrılarına pis pis kokan, dumanlar çıkaran, yakılmış kurbanlar sundukları zifiri karanlık putperestlik çağlarında olduğu gibi. Korkunç, deli, burnuyla görür, gözleriyle göreceğine ve anlaşılan tanrı vergisi aklın ışığının daha binlerce yıl yanması gerekecekti. İlkel inancın son kalıntılarının da def edilebilmesi için. <laughs> Burası adeta romanın manifestosu değil mi? Yani e, son derece eleştirel bir tarzda o banallik o, koca karı inançları eski arkaik çağlar eleştirilirken adeta romantik edebiyat tarihinin korpusu son derece metinler arası bir biçimde karşımıza dikiliyor. Değil mi? Aslında biz bu romanı okumuş kişiler olarak biliyoruz ki Jean Baptiste Grenouille aynen Pater Terrier'in çoktan aşıldığı, üstesinden gelindiği, ne savunduğu çağların temsilcisi ne savunuyor burada? Yazar Patrick Süskind, insanoğlunun son derece tüm kültürlenmeye rağmen hayvaniliğinden, ilkelliğinden, öç alma dürtülerinden, Gündüzleri bastırdığının geceni geceleri canavarlık olarak karşımıza çıktığından gündüzleri inançlı birer birey ol, olduğum olmamıza rağmen. Geceleri şeytana adeta taptığımızı dile getiriyor. Bunu da çok güzel aydınlanmış bir peder kullanıyor. Anlatım aracı olarak ne yapıyor? Dolayısıyla, tamamiyle Hem dünyevi hem manevi hem ilahi açıdan 18. yüzyıl aydınlanma dinamiklerini son derece ağır bir biçimde eleştirmiş oluyor ve ne yapmış oluyor? Adeta bir... A a ...romanda tam peder eleştirdiği vuku bulduğu için... ...adeta bütün bu kültür tarihinin bir e, parodisini yapmış oluyor. Dolayısıyla e, Jean-Baptiste Grenouille kim? Bir karşıt peygamber değil mi? Jean-Baptiste Grenouille hangi alanın alt tarafın, kitonyen tarafın... ...bütün ötekileştirilmiş bu çağa kadar ötekileştirilmiş bütün unsurların peygamberi olarak karşımıza çıkıyor. Neyin arifesinde asıl kültür eleştirisi de burada saklı. 1789 Liberté, Egalité, Fraternité çığlıkları öncesi Paris'inde son derece hiyerarşik Paris'te Güneş İmparatoru ondan sonra 15. Louis, Madame Pompadour vesaire vesaire Marie Antoinette'ler ekmek yoksa pasta yesinler vesaire vesaire aşırı hiyerarşi ne oluyor Jean Baptiste Grelin'in peygamberi eşitliğin peygamberi değil mi? Eşitlik. Bütün o idealize eden platonizm ve aydınlanma nasıl eleştiriliyor? Da romanın ilk sayfalarında ne oluyor? Ee, kesinlikle bir koku bazında bir egaliterlikten bir pis kokma sosyalizminden herkesin aynı olduğunu vurgulayan bir a alıntı okuyacağım size şimdi. Sözüne ettiğimiz dönemde yani Jean-Baptiste yaşadığı dönemde kentlerde biz çağdaş insanlar için tasarlanması bile güç Pis bir koku hüküm sürmekteydi. Caddeler gübre kokardı. Yani şey roman çok kibar çevrilmiş yani orada bok diyor Almancasında. Avlular sidik kokardı. Merdivenler çürümüş tahta ve sıçan yağı. Havalandırılmayan odalar küflü toz. Yatak odaları yağlı çarşaf ve nemli kuş tüyü yorgan kokar. Lazımlılıkların o keskin tatlı rayasıyla dolardı. Bacalardan kükürt, tabakhanelerden yakıcı soda, ...mezbaalardan pıhtılaşmış kan kokusu gelirdi. İnsanlar ter ve yıkanmamış elbise kokardı. Ağızları çürük diş, mideleri soğan suyu, gövdeleri artık pek genç de değillerse bayat peynir, ekşi süt, urlu hastalık kokuları yayardı. Irmaklar kokar, meydanlar kokar, kiliseler kokar, köprü altları ve saray içleri kokardı. Çiftçi de, rahip de, zanaatçı kalfası da, ustanın karısı da kokar. Bütün soylu tabaka, hatta kral bile yırtıcı bir hayvan gibi kokar. Kraliçe ise ihtiyar bir domuz gibi kokardı diyor Patrick Süskin. Burada romanın derdi ni anlıyoruz. Ne yapıyor roman? Daha ilk başta son derece biyolojik tire pozitivist bir unsurla herkese eşitliyor. Niye? Çünkü bakterilerin yıkıcı ve çürütücü etkilerine karşı daha hiçbir şey icat edilmemişti değil mi? Ha çok ilginç. Yani Jean-Baptiste Grenouille bütün ulviliğe karşı neyi koyuyor? Biyolojinin eşitlikçiliğini. Yani Aydınlanmanın sebebiyet verdiği, platonizmin sebebiyet verdiği hiyerarşik sistemlere neyi karşı koyuyor? Bunların bir meta öyküsü olarak çözülmesini neyle sağlıyor? Patrick Siskin, biyolojiyle. Biyolojiyle değil mi? Bu da ne anlama geliyor? Bu da kesinlikle aa, modernizm. Ee, min ve postmodernizmin nasıl bilimsel bir biçimde ilerliye ilerliye nasıl en nihayetinde niçelen birlikte konuşmak gerekirse Tanrı'nın e, ölmesine kadar götürdüğünü bambaşka bir perspektiften anlatıyor değil mi? Tanrı niye ölüyor? Patrick Süskin'de göre. Çünkü Tanrı leş gibi kokuyordu. O kadar banal bir biçimde kokuyordu ki bizim küçücük, yaratık, iğrenç bir kurbağa, kambur, bütün edebiyat tarihinin ötekileştirilmiş liklerin beden bulmuş hali Jean Baptiste Grenouille, Tanrı'dan çok çok daha üstün kokular yaratabiliyor. Tanrı'nın başka hangi özelliği var? Tanrı'nın ol demesi böyle sözsel bir logosantrik özelliği var değil mi? Logos önemli. Biz Jean-Baptiste Grenouille sayesinde neyi anlıyoruz? O tam tersine koku birimlerini yani dilin en küçük birimi olan morfemleri değil. O koku birimlerini bir araya getiriyor. Adeta nonverbal biçimde müzik misali ...kokuları değişik değişik bir araya getirerek koku evrenleri yaratıyor. Yapay evrenler yaratıyor. Bakınız burada iki motif var. Hem müzik var. Bu bizi yine Nietzsche'ye getiriyor. Tragedya'nın, müziğin ruhundan doğuşunu ve kendisini dionizyaklaştırıyor. Hiyerarşik 18. yüzyıl Fransız İhtilali öncesi apolonik Paris'in karşıtı olarak idame ediyor değil mi? Patrick Süskind, Jean-Baptiste Grenouille. Aynı zamanda harf morfemler son derece sınırlı dilsel bir e, verimsizliğe doğru gidiyor. Ancak koku, kokuları senfonik bir biçimde bir araya getirirseniz sonsuz varyasyonlara muktedirsiniz. Dolayısıyla Burada çok korkunç bir dil eleştirisi de var. Dilin gerçeği inşa ettiğine dair inancın çok korkunç bir biçimde eleştirildiğini görüyoruz. Tam tersine performatif bir biçimde kokuları... Koku da aynen müzik gibi nasıl bir sanat? Plastik sanat değil değil mi? Apollonik plastik sanat değil... Ne yapamazsınız kokudan, romanda da söylüyor bunu. Kokudan kaçamazsınız. Sesten kaçamazsınız. Sürekli böyle dolanmak zorundasınız ya da böyle dolanmak zorundasınız. Göz gibi sunulanı pozitivist bir biçimde ne yap, ne yapmıyor bunlar? Bunlar de, bunlar öyle algılamıyor. Beynin çok çok daha derinliklerine gidiyor. Aynen Peder Terre'nin dediği gibi kokuyla buluyoruz bebeklik sahnelerini hatırlayın. Jean-Baptiste Grenouille bebek olarak nasıl uyanıyor? Bir yaratık gibi. İlk önce burnu devreye giriyor. Yani gözü açılıp sağına soluna bakma yok. Koku yani evrimsel olarak son derece daha ilkel bir şey. Ama biz roman sayesinde neyi anlıyoruz? Bu ilkel son derece gelişmiş sandığımız göz duyumuzdan, görme duyumuzdan son derece ne daha etkili. Dolayısıyla görme, a, merkezli, güneş kültleri, platonik e, felsefe, aydınlanma, bakınız aydınlanma. Jean-Baptiste Grenouille'in felsefesinin adı ne olurdu? kokulanma. Anlatabildim mi? Nasıl 1985 yılında bir manifesto misali birer meta öykü olarak karşımıza çıktığını yazının kuralların gördüğüme inanırların nasıl nasıl insanoğlunun son derece kanmaya ve kandırılmaya açık olduğunun ...enfes birer... A, ...tespiti. Tespiti. Bu roman çok korkunç... ...tespitte bulunuyor. Bu roman aslında... ...neyin tespitinde bulunuyor? Bakınız, Facebook çağının... A, ...aynen romanın... ...kendisi gibi kolaj ve pastij... ...nasıl oluşuyorsa... ...20-30 sene sonra kimlikler de... ...böyle oluşacak ve dile... ...hiçbir surette ne kalmayacak? Güven kalmayacak değil mi... Aslında post-truth çağını kim çok avantgard bir biçimde devreye sokuyor? Jean-Baptiste Grenouille figürü. Kendisini insanlara adeta bir melekmişçesine ifşa ettirip... ...inanılmaz başarılı bir biçimde o 27 tane genç kadını avlayıp... Onlar, ...onların ölülerinden parfümlerin parfümünü... Yapıp onların kokularından en sonunda kendisinin üstüne döküp bu a, a, dünyayı yine 25 Haziran 1767'de yine yengeç burcunda demek ki ne oluyor bir cycle sona eriyor değil mi 29 yaşında ne yapıyor bu dünyayı terk ediyor nasıl terk ediyor kesinlikle İsa gibi çarmağa gerilip görünür bir sembol olmuyor hayır teofaji aynen İsa'nın sonradan yiyin bu beden benim yiyin bu ekmek benim etim onu yiyin için bu şarabı o benim kanım demesi demesi burada da ne oluyor? parodisi aleni vuku buluyor değil mi? Nasıl vuku buluyor? Kendisi o çok kötü yerde gece karanlığında bütün e, esrarkeşlerin, esrar keşlerin, katillerin e, yani Paris'in en korkunç semtinde o parfümü döküyor üstüne ve insanlara adeta yerden gökten inmiş bir peygamber, bir melek, bir tanrı gibi görünüyor. Ve insanlar onu parçalayıp ne yapıyorlar? İkselleştiriyorlar değil mi? Bakınız bakınız burada ne var? Burada işte ee, Katolik ee, kültün parodisi var değil mi? Ama karşımıza kim olarak çıkıyor? Apollonik babasının oğlu İsa olarak değil. Hayır. Dionysos annesini bir türlü göremeyen... Aynen Dionysos gibi kendisi asla annesini görmüyor. E, Dionysos gibi annesini göremeyen bir tanrı olarak parçalanıp... ...itselleştiriliyor ve neyi getiriyor... ...Logos'tan farklı olarak... ...ilk defa birbirlerine bakıyorlar... ...bütün o caniler, o sapıklar... ...o katiller... ...bütün ötekileştirilmişler... ...birbirlerine bakıyorlar ve utangaç utangaç gülümsüyorlar... ...çünkü hayatlarında ilk defa... ...sevgiden ötürü... ...bir şey yapmışlardı... ...burada neyi görüyoruz... ...kitles, kitleleri... ...ne kadar kolay... ...manipüle edilebilirliğini. Dolayısıyla Patrick Süskind'in Koku adlı romanını tabii ki bir faşizm paradisi olarak da okuyabilirsiniz. Bütün hiyerarşilerin yıkıldığını, bir babanın kendi kızını peşkeş çektiğini, müstakbel damadına artık kızmadığını, kıza öldü, kızını öldürdüğü için hayır ona kul köle olduğunu neyi görüyoruz? Patrick Süskind'in Jean-Baptiste Grenouille'i Aynen bir demagog olarak da karşımıza çıkıyor değil mi? Çok önemli etkilerden bir tanesi de Michel Foucault'un ee, Strafen, hapishanenin doğuşu adlı eseridir. O son ee, sonunda diyor ya insanlar onu parçalarken, ama bir insan bedeni öyle kolay kolay bölünmüyordu. Çekiştiriyorlardı, çekiştiriyorlardı, bir türlü ee, kopmuyordu. ...uzuvları, Jean-Baptiste Grenouille'i parçalarlarken... ...burada ne e, devrede, neyi alıntılıyor? Aleniyi, hapishanenin doğuşunda baba katili olan adam... ...işkence görüyor ya Paris'te, Michel Foucault'un anlattığında, kitabın girişinde... ...orada yani atlar dörde bölmeye çalışıyor... A, şeyi ...adamı a, idam edilecek... Atlar çekiyor çekiyor bir türlü uzuvlar kopmuyor. En sonunda artık cellatlar birer kesik atıyorlar ki öyle parçalanıyor. Sırf torso kalıyor beden kalıyor. Ondan sonra hatta Michel Foucault çok korkunç bir biçimde şeyde ateşe atıldıklarında bazıları hala yaşadığını söylüyordu torso için. Niye Foucault'u zikrettim? Patrick Süskind'in bu romanı tamamıyla işte Foucault anlamında bir dispozitiftir. Görünürde ne vardır? İşte aydınlanma şu bu bu bilmem ne ama asıl dinamikler kesinlikle hiç bizim e, e, unsurlar yani sebebiyet verdiği unsurlara bağlı olmadığı konusunda bir manifestodur bu roman. Ne diyor romanın başında? İşte bu çağlarda çok ilginç insanlar vardı. Ancak bir tanesini hiç bilmiyoruz. Çünkü onun e, alanı son derece uçucu koku diyarıydı. İşte, dispozitif, tam dispozitif. Yani biz görünürde nelerin neye bağlı olduğunu biliyoruz. Ama dispozitif olduğu için fukoca anlamda hiçbir surette bu... ...düzen, aydınlanmaca, klasisist dönem hiçbir surette dünyayı iddia ettiği gibi aslında şekillendirmediğine dair bir manifesto. Kim şekillendiriyor? Hiç farkında olmadığımız çok çok daha ilkel dürtülerimiz ilkel dürtülerimize gittikçe mitolojik tarihten de ata çok çok daha gerilere Orestes varilikten çok çok daha Ödipale doğru gidiyoruz değil mi? Evet, ben burada kesmek istiyorum. Lütfen romanı tekrar okuyun. Bu roman hiçbir zaman güncelliğini yitirmeyecek. İnsanlar böyle kitle kültüründe yaşadıkları sürece yani avcı ve toplayıcılık dönemine dönmediğimiz sürece insanlar hep başarılarını hep bir şeylere atfedecekler ama bu romanın mesajı bu. Hiçbir zaman doğru teşhis, doğru bir sebebe atfedemeyecekler. Dolayısıyla romanın olumsuz mesajını insan en aydınlanmacı çağında bile 18. yüzyıl Fransası bir şeydir söyleyin adını. Bir, 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 bir göstergedir. En ileri kültür tarihinin en ileri dönemi modernizm öncesi artık aydınlanmanın en pik yaptığı pik noktası. Hiçbir surette o yüksek, yüksekliğin, o şaşalığın sebeplerinin gerçek bir biçimde ...tanımlanamayacağına dair, insanoğlunun buna muktedir olmadığına dair son derece olumsuz bir antropoloji sergiliyor. Kim? Son derece ilginç bir yazar olan Süskind. Yuskind. Bu klibin sonunda mutlaka mutlaka bunları daha iyi kavrayabilmek için birkaç kaynak kitap da yazacağım. Özellikle Alan Corbyn'in kokunun kültür tarihi çok 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 önemli bir eserdir. Hakikaten e, niye Fransa'da parfümeri e, keşfediyor, parfüm keşfediliyor ve e, icat ediliyor ve çok meşhur oluyor? Çünkü en büyük şehirler orada, en çok pis koku da orada. Deodorasyon yani çok 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 önemli, hayati bir mesele. Biz bugün hakikaten o çağlarda, orta çağlarda ortalığın nasıl koktuğunu hayal dahi edemiyoruz. O Alan Corbin'in kitabında bir resim var. Atları öldürüyorlar ve ee, atların derisini kullanacaklar. İşte bazı malzemelerini kullanacaklar. Bir tane resim var. Bir, bir baskı gravür. Bir tane kadıncağız nehir kenarında işte atı kesmiş. E, atı ölü. E, İçini dışına çıkarmış, bebeği de yanında. Bebeği nerede biliyor musunuz? Atın kaburgaları daha kan akıyor yani et dolu, derisi var. Kaburgaların içine yatırmış. O resim çok ilginç bir resim yani bizim 21. yüzyılda hayal edemeyeceğimiz bir objekt aslında. Evet son sözümü söylüyorum. Romandaki bütün o iğrenç kokular normal bir insanın kokusunda bile aynen o koku senfonisi misali kedi pisliğinin de olması malzeme olarak her şeyin aslında hayatın bile nasıl çürümüş bir şeyden olduğunu, bir çürümeye muktedir olduğunu ve böyle bir maddenin haşa ve asla sonsuzluğa taşıyamayacağı ve taşınamayacağının en klasik göstergelerinin başında geliyor değil mi